Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Farklı bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2009 model Volvo S40. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Normalde bu araçlar için pek fazla multimedya cihazı bulunmuyor arkadaşlar. Özel bir işlem yapıyoruz. Burada cihazımızın normalde bir ekranı var. Arabanın orijinal ekranı. Alt tarafta da ufak bir cebi var. Biz onları iptal ettik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi buraya kendi 7 inç ekranımızı taktık. Android 10.0 işletim sistemine sahip. Montajı yaklaşık bir 5-6 saat sürüyor. Zorlu bir montaj. Ama kullanımı çok güzel. Taktıktan sonra gerçekten değiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ses açma kısmını kullanabiliyoruz. Yine direksiyon kumandasından ses açabiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar arabamızın orijinal radyosunu yine kullanmaya devam ediyoruz. Burada arka tarafta bakın görmüş olduğunuz gibi cihazımızın orijinal ekranı burada. AUX'tan çıktığımız zaman burada mode basıyoruz. FM aldığımız zaman radyomuz çalışıyor. Buradan yine aktif şekilde görmeye devam ediyoruz. Onun haricinde arkadaşlar burada yine ekranımız çalışıyor. Şimdi cihazın ben size kısaca kullanımını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar buradan cihazımızı modla bizim kendi AUX bölümümüze alalım. AUX'a geçtik arkadaşlar. Şu an bizim cihazımızdayız. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internet üzerinden kullanmış olduğumuz Aygo. İnternetsiz kullanmış olduğumuz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Offline kullanılıyor. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkarken de arkadaşlar buradan geri geldik. Tekrar yine sağ alt köşeye basıp çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Ama şu an arabamızın kendi radyosu çalıştığı için bizim radyomuz aktif değil. İstersek arabanın radyosunu iptal edip kendi bizim cihazımızın radyosuna da geçebiliriz. Ama müşterimiz kendi arabanın radyosunu kullanmak istedi. Onun için arabanın radyosu şu anda aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İsteseydik bizim cihazımızın radyosunu da kullanabilirdik. Tekrar geri geldik arkadaşlar. Video bölümümüz var. Cihazımızın 16 GB dahili hafızası var. İstersek bu hafıza içindeki videoları oynatabiliyoruz. İstersek torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk ve hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Burada yine ses açma kısmımız aktif arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. İstersek ekran üzerinden ileri geri parça değiştirebiliriz. Geçişlerimiz gayet hızlı. Sardırmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Cihazımızın versiyonu ve RAM'inden dolayı geçişlerimiz gayet hızlı arkadaşlar. Ses kalitemiz çok iyi. 4x50W MOSFET çıkışımız var. Arabamızın orijinal amfisini iptal etmiyor. Volvo S40'larda biliyorsunuz orijinal amfi var. Bu orijinal amfimiz yine aktif çalışmaya devam ediyor. Bunun üzerinden zaten ses alıyoruz ve ses kalitesi kesinlikle eksilmiyor. Hatta bizim cihazımızla %20'yi %30 civarında ses performansımız daha da yükseliyor arkadaşlar. Tekrar buradan geri geldik. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın yine kendi hafızasına da müzik yükleyebiliriz veyahut da harici bellek olarak flash disk ve hard disk taktığımız zaman bunun içindeki videoları ve müzikleri yine müzik şeklinde de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz arkadaşlar. İstersek yine ileri geri parça atlatabiliriz. Buradan listemizi görebiliriz. Liste üzerinden seçim yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi seçtiğimiz parça üzerinde de yine sardırma yapabiliyoruz. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Bir sonraki menümde Bluetooth var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesini yapıyoruz ve artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek arkadaşlar rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Ayrıyeten bir de Bluetooth müzik özelliği var. Buraya bastığımız zaman Bluetooth müziğe geçiyor. Bu sayede de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth'umuzun kullanımı da bu şekilde. Tekrar geri geldik. Ayarlar menümüz var. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Ağ ve internet tıkladıktan sonra kablosuz açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar cihazımız aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra kullanacağımız uygulamaları size kısaca göstereceğim. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz arkadaşlar internet üzerinden. Play Store'dan uygulama indirebiliriz istediğimiz bir uygulama varsa. Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Easy Connect özelliği var. Telefon ekran paylaşımı. Telefonumuzun ekranını kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Yandex navigasyonumuz var. Yine Yandex navigasyon sayesinde internet üzerinden navigasyon programı kullanabiliyoruz. Arkadaşlar internet üzerinden kullanacağımız uygulamalar da bu şekilde. Cihazımızın kullanımı
Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıyeten bir de aracımıza geri vites kamerası bağladık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Arabamızda orijinal park sensörü var. Ve bu park sensörü normalde teybe bağlı. Bizim cihazımızı bağladığımız zaman bu park sensörü kesinlikle iptal olmuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi park sensörümüz aktif. Ve ayrıyetten burada hem sesli uyarı hem de buradan kamerayla görebiliyoruz. Bakın yaklaştığımız zaman görmüş olduğunuz gibi direkt ötmeye başladı. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Son nokta, müşterilerimizin merak ettiği en çok merak ettiği hususlardan biri de klima bilgileri. Klima bilgilerini de yine arabanın orijinal ekranında görmeye devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz şekilde şu an bakın klima ile oynuyoruz. Klima bilgilerimiz de yine bu da çift yönlü klima var aracımızda. Aktif bir şekilde gösteriyor yön, ondan sonra fan hızı. Bunların hepsini yine orijinal ekranımızdan görmeye devam ediyoruz. Bu cihazın montajını yaptıktan sonra arkadaşlar orijinal aksamdan kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyoruz. Hem orijinal teybini kullanıyoruz hem de bizim cihazımızı kullanıyoruz. İkisi de çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emrgaraj.com.tr sitesinden de ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.